Dış kuvvetlerle ilgili detaylar karsı şekiller ve buzulların ortaya çıkardığı aşındırma biriktirme şekilleriyle devam edecek. İlk önce karsı şekillerle birlikte başlayalım. Karşı şekil deyince benim aklıma kalker, cips, kaya tuzu geliyor. Yani suda kolay eriyebilen kayaçların kendisi. Yine ortaya çıkardığı şekillerdir karsı şekillerin kendisi. Kalker, cips, kaya tuzu. Nerede Türkiye ve dünyada örneklerine bakacağız ama ilk önce biraz teknik detaylar var onlardan bahsedeyim. Yani karstik aşındırma biriktirme şekillerini şöyle birbirinden ayırt edebiliriz. Lapyolar var. İsimlerini duyul, görselleri gelecek merak etme. Dolin, ondan sonra uvala, sonra polye, sonra mağaralar var. Mağaralardan sonra düden, obruk gibi kavramları görüyorsun. Aslında iken şöyle ilerliyor. Karstik aşındırma şekilleri bunlar. Suyun etkisiyle birlikte kayışlar aşınıyor. Aşınma sonucunda ortaya çıkan Küçük çukurluk Lapya oluyor, onun biraz daha büyümesiyle birlikte Dolin, daha da büyümesiyle birlikte Uvalalar ve daha da büyümesiyle poliyeler yani poliyelerin ne kadar büyük alanlar olduğunu şöyle gözüne canlandırabilirsin, Karsikova, Antalya içerisindeki Karsikova'lar, Isparta, Burdur hattında elmalı, kestirilacı koyalım gibi poli olarak değerlendiriliyor, çok büyük alanlar yani. Sonra su yerin altına sızıyor, kolaylıkla yerin altına sızabilir ve mağaraları ortaya çıkarıyor. Hatta mağaraların daha da büyük galeriler var mesela. Mağara tavanın çökmesiyle birlikte obruk denilen kocaman çukur alanlar meydana geliyor diyebiliriz. Ve burada da yer altına sızan su yeryüzüne çıkınca da düden meydana geliyor. Düden şelalesinden anımsayabilirsin mesela. Yine aynı hatta Antalya içerisinde sana bunu anımsatabilir. Bir de karsik biriktirme şekilleri var. Mağaranın içerisine su sızdı ve birikmeler meydana geldi. Tavandan aşağı doğru sarkarsa sarkıt. Su aşağı doğru damlayıp yukarı doğru çıkarsa dikit birleşmesiyle sütun yerin altındaki su yerine çıkıp atmosferel tepkimeye girdiği yerde de Denizli Pamukkale Traverten alanları gibi çok güzel mekanlar ortaya çıkıyor. Yapman gereken şey nedir? Bunları gördüğün zaman bunlar karstik dersen olayı çözersin. Anlaştık mı? Tek tek anlatacağım, bir daha toparlayacağım merak etme. Hemen başlıyorum. Görseller benim için çok önemli. Karsik aşınım şekilleri dedim. Lapya. Gördün mü? Aşınma sonucunda ortaya çıkan küçük çukurlukların kendisi. Bunun biraz daha büyümesiyle birlikte lapyalar dolinleri ortaya çıkarıyor. Daha büyük alanlar. Görseli gelsin istersen. Dolinler bu. Onların biraz daha büyümesiyle birlikte ortaya çıkan şekillerin kendisi ovalalar oluyor. Ovalanın kendisi bu biraz daha büyük alanlar. Biraz daha büyüsün şekillerin kendisi ve polye. Polye eşittir karsik ova. Elmalı kessel acıpayam tefenligen tavas gibi alanlar var. Sparta Burdur hattında. Onlar polyelerin kendisini ortaya çıkarıyor. bizim için önemli hatlar olarak değerlendiriliyor diyebiliriz. Polye dedik. Su yerin altına sızdı mağara oldu. Mağaraların kendisi karşımızda. Türkiye'nin önemli mağara alanları var. Mesela ilk yaşam alanları olarak da değerlendirilen yerler. Gümüşhane Karaca Mağarası geldi. Mesela Burdur'da İn Suyu Mağarası'nın kendisi şu anda geldi. yine Tokat'ta Ballıca Mağarası var. Mesela önemli mağara alanları diyelim. Peki mağaraların daha büyüğü nedir sorusun cevabı? Galeriler. Eskiden çok eskiden insanlar ilk önce nerede yaşamışlar? Mağaralarda yaşamışlar. Mağara var bir de galeri var. Mağara 2 artı 1 galeri 5 artı 1 ya da dubleks gibi düşünebilirsin. Yani o, o zaman da var bir zenginlik fakirlik mağaralar arasında. Galeriler mağaraların daha büyük hali diyelim çift katlı yani yana, yana dubleks şeklinde de düşünebilirsin hatta galerilerde bunlar oluyor. Peki mağara tavanı çökebilir mi? Evet biz buna çöküntü deprem diyoruz bu arada hatırlıyor musun depremlerde? Volkanik deprem, çöküntü deprem var demiştim. Mağara tavanı çökmesiyle çöküntü deprem oluyor. Aslında bu bir çöküntü deprem sonucunda ortaya çıkan alan. İşte biz buna obruk diyoruz. Obruklar. Konya'da obrukları sayısı her geçen gün artıyor. Çünkü yeraltı suyunu çok kullandığımız için mağara tavan dengesini bozuyoruz. O an dengesini bozuyoruz ve Kocaman tarım alanlarının içerisinde böyle çukurlukları görmeye başladık. Tabii bu bir tehlike aynı zamanda Konya içinde büyük tehlike olduğunu söyleyebiliriz ama doğan dengesini bozan birileri var onun katkılarıyla oluyor. Ama doğal olarak da olabilir. o da bir karsik şekildir. Bizim için önemli alanlar olarak da karşımıza çıkar. Mersin Cennet Cehennem obruğu ve mağaraların bulunduğu yerler mesela ünlü alanları karşımıza çıkarıyor. Su yerin altını sızdıktan sonra yeryüzüne çıkarsa düden denilen alanlar ortaya çıkıyor. Su çıkan düden alanları, düden şelalesinden anımsayabilirsin ve bunlar bizim için önemli karstik aşındırma şekilleri içerisinde karşısına çıkar. Peki mağaranın içerisine su sızdı, yeryüzüne çıktı. Sonuçta bu kalker kireç taşı yani bildiğin kireç taşını kendisi su ile birlikte yeryüzüne çıkınca atmosferle tepkimeye girdi. Böyle bembeyaz efsane mekanlar ortaya çıktı. Denizli Pamukkale Traventerler'in hikayesi buna bağlı. Bir genel tür bilgisi aynı zamanda e, nasıl oluşmuş sorusun cevabı karşı çekilerin katkılarıyla. Peri nasıl oluşmuş? Volkanizma, akarsu rüzgarların aşırmasıyla. Sonuçta bunlar önemli turizm mekanları. Denizden bizi izliyorsan sevgiler saygılar aynı zamanda gidersen de bol bol Japon turist, Çinli turistlerin alayı burada. Onları görebilirsin aynı zamanda travanterler. Mağaranın içerisinde şunlar olur. Tavandan aşağı doğru sudan su, e, kalkerin kendisi, cipsin kendisi bu şekilde donar ve sarkıtları meydana getirir. Aşağı damlar, böyle dikitler olur. Şunlar dikit, bak görebiliyor musun? Şunların kendisi dikitler olarak karşımıza çıkıyor. Bunların birleşmesiyle ne ortaya çıkar sorusunun cevabı sütunlar olur. Şunlar da sütun sarkıt dikit birleşmiş. Bak sarkıt burada dikit burada birleşmiş. Sütunların kendisi bu şekilde karşına çıkıyor. Bunlar da bizim için karşı şekil mantığıyla birlikte ön plana çıkan alanlar oluyor. Bunları senin için şimdi toparlıyorum. Bakalım karşı şekiller için nelerden bahsedeceğiz. Kalker, cips, kaya tuzu. Şu haritaya bir bak. Kalker, cips, kaya tuzunun karşı şekillerin Türkiye'de olduğu yerler karşında. Yani şöyle de gelebilir soru. Bu şekillerin fotoğrafını verip nerede olur diye sorabilir sana. Nerede olur? İlk önce buraya bakacaksın. Antalya hattı, Isparta Burdur, Kırım sonların olduğu yer özellikle e, Kalker'in bulunduğu alanı gösteriyor. Tabii Türkiye'de diğer alanlarda da var ama en yoğun olduğu yer. İlk önce buraya soracak yani Türkiye üzerine sorarsa. kaya tuzu da yine diğer sarı tonlarla gösteriliyor. Sivas hattı mesela sorulursa içeride en önemli yer gibi görünüyor bizim için. Dünya için mesela dünyada Karsik arazi için Çin bölgesinin en önemli yer olduğunu söyleyeyim. Avrupa'da İskan Avrupa'nın özellikle Balkan hattı, şurası Adretli Denizi'nin kıyısı olan yerler yine bizim için önemli alanları ön plana çıkarıyor. Zaten Akdeniz'e çok net benzediğini söyleyebilirim bu hattın. İşte Montenegro ya da Hırvatistan hattının bulunduğu yer karşısında İtalya hattı var tabii ki. Sonuçta dünyada birçok alanda var gördüğün gibi. Yani harita üzerinde sorarlarsa dünya için ilk önce Çin'e git. Karsik arazi, Karsik göller de dünyada fazla Çin hattında. Avrupa'da burayı Balkan hattını lütfen unutma. Ama bence daha ne soru kalıbı Türkiye hattı için gelecektir. Ülkemize karşı şekiller için ilk önce Antalya. Şehrisine bakman gerekiyor. Peki hocam bu şekiller neydi sorusunun cevabını şu arazi üzerinden bir kez daha hatırlayalım. Ve Lapya ile la birlikte başladık. En küçük şekiller onların şunlardan bahsediyorum. Biraz daha büyümesiyle birlikte Dolin, ondan sonra Uvala ve onların daha da büyümesiyle birlikte Polyelerin kendisi Karsikova ile birlikte ortaya çıkıyor. Su yerin altına sızıyor, mağaralar oluyor. Görüyor musun? Bak mağaraların kendisi burada. Mağaralar büyüyünce galerileri ortaya çıkarıyor. Yer altından su yeryüzüne çıkarsa ne oluyor? Düzenlerin kendisi ortaya çıkıyor. Hikaye böyle devam ediyor. Mağaranın içerisinde neler oluyor sorusunun cevabına şöyle bakalım. Sarkıtlar, dikitler birleşmesiyle birlikte sütunlar oluyor. Yeryüzüne çıkınca Travanterlerin kendisi Denizli Pamukkale hattında böyle karşımıza çıkıyor diyebiliriz. Hatta Karsik araziyi bir vadi türüne de bağlayalım. Hangi vadiye? Kanyon vadiye. Hatırlarsan bak hepsini nerede söyledim? Köprü çayı köprülü kanyon dedim. Kanyon vadi örnek. Antalya içerisinde mağaralar var dedim. Yine aynı yerde. Lapya, Dolinu, Valapolya hep buralarda. Denizli Pamukkale aynı yerde. Niye? Çünkü Karsik arazinin aynı hatta olduğunu senin için söyleyebilirim. Mantık bu. Anlaştık mı? Var problem. Hemen bir soruya gidelim seninle birlikte. Karstik analizlerde yer suyu etkisiyle mağara içerisinde bazı birikim şekilleri oluşur. Aşağıda kesit bu aşağıdaki kesitte bu birikim şekilleri gösterilmiştir. 1 2 3 numarayla gösterdik. Bunları soruyorum. 1 numarada ne olur sence? Sarkıt olur. Güzel 10 numara. 2 numarada dikit olur. Çok güzel. 3 numarada sütun olur. Son cevabı da B seçeneği olarak ön plana çıkar. Lapya, Dolin, Uvala, Polye, Mağara, Sarkıt, İkistun, Traventer neyi hatırlatıyor? Kar Türkiye'de, Antalya unutma dünyada Çin, Balkan hattı senin için önemli cümleleri karşımıza çıkaracaktır. One problem, dış kuvvetler o zaman buzullarla, buzullar nerede olur nasıl olur yorumuyla devam etsin. Bol görsel olarak anlatacağım yine. Kar yağmış erimemiş, kar yağmış erimemiş buzullar olmuş. Güzel manzara değil mi? Yani orada olsak biraz soğuk olur tabii. Güzel manzara ama. Kalıcı kar. Hatırlıyor musun böyle bir şey? Kalıcı kar var. Nerede var kalıcı karlar? Dünyada en fazla kutuplar şeylesin. Çünkü sıcaklık değerleri düşük. Ama kalıcı karlar ekvatorda da olur. 5000 metre civarında ekvatorda. Ekvatordan kutuplara doğru gittikçe Türkiye'de 2200'lere falan geliyor mesela ortak uçakta. Sonra deniz seviyesine doğru iniyor. Hatırlıyor musun şu cümleyi? Dünyanın şekli hareketlerine bahsetmiştim. Kalıcı kar alt sınırı. Ekvatordan kutuplara doğru gittikçe azalır. Dan kastım sıcaklık değerleri düşüyor ve kalıcı karların kendisi ortaya çıkıyor. Yani buzulları kalıcı karların kendisi sadece kutuplarda aramayalım. Ekvatorda bile olur ama 5 metre. Türkiye'de var ortak şakta ama 2200 metrenin üstü gibi düşünebilirsin. Şimdi biraz teknik detaylar var bunları inceleyeceğiz seninle. Sirk buzulların kendisi böyle Dağlardaki çukurluklara yerleşmiş alanlarda oluyor. Türkiye'de var mesela. Nerede olabilir mesela sirk buzullar Türkiye'de? Örnek vereyim. İzmir'de mi arayalım, Hakkari'de mi? Hakkari, Doğu Karadeniz'in yüksek dağları değil mi? Buzulların kendisi. Toroslar üzerinde yine buzul alanlarını görüyoruz. Vadi buzulları. Böyle vadinin tamamen buzulla kaplanması hikayesi. Tabii sıcaklık değerlerin çok düşük oldu. Biraz kutuplara doğru, İskandinav hattına doğru karşımıza çıkarabilir. Buzulların yaptığı çanak içerisine böyle su dolunca sirk buzul, sirk göl meydana geliyor. Türkiye'de var mesela yüksek dağlar. Toroslar üzerinde, Doğu Kerdeniz'de, Hakkari hattında bu gölleri görüyoruz. İsimleri de yani çok önemli değil ama çok fazla sayıda olduğunu söyleyebiliriz. Ve bizim için iki vadi alanının birleşmesiyle ortaya çıkan birleşim buzulları dediğimiz yer. Piedmont tipi buzullar ve geniş alanda ortaya çıkıyor. Bering Boğazı'nın Bering Buzulu ya da Guyot Buzulu, Malaspina Buzulu bunların örnekleri içerisinde. Çok detay sadece görmeni istiyorum. Genel kültür bilgisi olarak da kitaba da ekledim aynı zamanda. Plato buzullarının kendisi Plato üzerinde meydana gelmiş buzul alan gibi düşünebilirsin. Gör sadece genel kültür bilgisi bu, bu detaylı sorun geleceğini düşünmüyorum. Örtü buzulları, örtü buzullarının kendisi İnlandis ya da Antarktika, Görenland hattındaki buzul mantını karşımıza çıkarıyor. Geniş alanda bulunan buzullar gibi düşün. Hatırlıyorsun değil mi? Görenland, Antarktika tamamen buzullarla kaplı. Örtü buzul dediğimiz alanlar bu şekilde ortaya çıkıyor. Ve Bankiz buzulların kendisi işte kutuplar içerisinde yine Antarktika içerisinde bu şekilde ortaya çıkıyor. Donması ondan sonra meydana gelen bu şekilde soğuk sularla birlikte donan alanlarla birlikte ortaya çıktığını söyleyebilirim. Buzulların kendileri. Takke buzulların kendisi daha doruklarına meydana gelir. Büyük arı küçük ağrı dağları nerede? doğan Anadolu bölgesinde üzerinde mesela takip buzullarını volkan dağları üzerinde görebiliyoruz. Genel kültür olarak bunları gör. Ama bizim için hikaye burada başlıyor. Yani buzul aşındırma biriktirme şekilleri diye e bunları akarsu rüzgarlar ya da karsik şekillerden ayırt etmen gerekiyor. Buzul vadisi. Yani karsik buzul aşındırma şekli olduğunu yorumlayabilirsin bence. Gördüğün gibi bir vadi var. Bu vadiyi yapan buzulun bu şekilde açtırması. Görüyor musun? Şurada şelaleler var. Efsane bir manzara değil mi? Şuradaki suyu görüyor musun? Girmek ister misin? Bence çıkamazsın. Ya da bir buz kütlesi olarak oradan çıkar. Efsane soğuk sular. Toroslar üzerinde ya da Karadeniz'in yaylalarında ya da Hakkari var. Git mesela abartmıyorum. Koy karpuzu. Ağustos yine gitmene rağmen 15 dakikada çatlar yani. O derece. Buz gibi sular... Çünkü buzla birlikte ortaya çıkıyorlar. Genelleme bu. Ama güzel mekanlar. Hörüç Kaya'nın kendisi yüksek dağ doruklarının buzulların aşındırmasıyla oluşuyor. Hörüç Kaya. Şuna karıştırma. Mantar Kaya, Şahit Kaya. Hörüç Kaya. Mantar Kaya, Şahit Kaya yapan ne? Rüzgar. Hörüç Kaya yapan ne? Buzul. Bunun altını çiz. Yandan not al. Çok zor, çok önemli bir soru kalıbı olarak çıkabilir karşına. Mantar Kaya, Şahit Kaya, Tafon'un yardangı verdi. Hörüç Kaya'nın kendisini verdi. Hangisi? Buzul ların ortaya çıkardığı şekil. Hörüş kaya'nın kendisi. Böyle ayırt etmen gerekebilir. Karıştırma. Ama işte sirk buzul dediğin zaman zaten buzullar tarafına yapılmış yükseklerde ya da kutuplar çevresindeki alanlar gibi bunları yorumlayabilirsin. Burada problem yaşayacağını düşünmüyorum. Anlaştık mı? Bir de buzulların birikim şekilleri var. Moren. Duralım. Akarsu biriktiriyorsa alivial olur. Rüzgar biriktiriyorsa lös. Nerede olur lösler? Denizel mi, karasal mı? Karasal. Kıyıda mı içeride mi? İçeride. Çok güzel. Bir de morenlerin kendisi buzul alanlarında birikmeyle birlikte ortuyor. Moren toprak diye anlatacağım. Güzel. Olur mu Türkiye'de? Olursa nerede olur ya da yorum yapalım. Deltalarda mı arayalım? Yoksa yüksek dağların olduğu yerde mi? Değil mi Hakkari? Hatta olabilir mesela. Morenlerin örneklerini çok küçük çapta. Orada görme imkanımız var. Drumplin'in kendisi buzul hareketi sonucunda ortaya çıkan şu balina şeklindeki tepecikler ve Drumplin mantığını ortaya çıkarıyor. Bunun altını çizmeni istiyorum. Drumplin diye bir kavram ortaya çıkarsa bunu yapan akarsu mu rüzgar mı buzul mu buzul dersen işi çözebilirsin. Drumplin de bu mantıkla ortaya çıkıyor. Balina şeklindeki tepe alanlarının kendisi ve buzulların etki alanlarından çekilmesiyle birlikte ortaya çıkan bu gördüğün düzlükler bir ovayı ortaya çıkarıyor. Ama bu ova Sander Ovası. Bunu yapan bir buzul. Buzulların ortaya çıkardığı alanlar Sander Düzlüğü denilen alanlarda bu şekilde ortaya çıkıyor. Buzullarla ilgili bu da bizim için önemli bir hikaye oluyor. Ama istersen buraya her zamanki gibi senle birlikte toparlayalım. Buzullar nerede olur sorusunun cevabı şöyle dünyaya bir bakalım senle birlikte. Buzullar ekvatora baktım sıcak. Ekvatorda yüksek dağlar gerekiyor buzullar için. Şimdi bakıyorum burada kim var? Ant Dağları'nın kendisi var. Değil mi? Güney Amerika'da oldukça yüksek dağlar üzerine buzulların kendisini bence arayabilirim. Geldik ortak şaka. Ortak Alp. İsviçre'nin Alplerinden Hindistan'ın Himalaya dağlarına kadar uzanan dağ sistemi var. Hatta Toroslar üzerinde de şurada işaretleri ekleyebiliriz. Bizim için önemli ama daha yoğun olduğu yerleri gösterdik. Elbette şimdi Antarktika, Görenland hattı, Sibirya'nın bulunduğu yer, Kanada'nın kuzeyi. Hani buraları yorumlamıyorum bile. Burada buzulların kendisini net olarak görebiliriz. Türkiye için şöyle harita üzerinden bir daha gidelim istersen. Türkiye'de buzullar nerede olur sorusunun cevabı için Hakkari'yi unutma. Cilo dağları, buzul dağ. Türkiye'nin ikinci yüksek noktası. Mesela en yüksek dağımız Ağır Dağ'dır. Üzerinde takke buzulu vardır onda. Cilo da Sat Dağı, Buzul Dağı. Türkiye'nin en önemli noktalarından bir tanesi ikinci yüksek nokta. Buzulların yoğun olduğu yer için bir Türkiye arası verilirse bir buraya bak. Yoksa git Doğu Karadeniz'e. Yüksek dağlarda olur. O da yoksa Toroslara gidebilirsin mesela. Buzulların kendisi için böyle bir değerlendirme var hocam. Yine de biz daha gerçekte görelim diyorsan gerçek görüntüler üzerinden görmek istiyorum. En son Bursa'da kalmıştık. Uzaklaşıyoruz oradan Dağ Etevasını anlatmıştım. Sonra geldik, yaklaştık Doğu Karadeniz'e. Iniyorum, 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 iniyorum. Bir gördüm bir mekan orada. Yaklaştım, yaklaştım, yaklaştım karşınıza. Görüyor musun? Sonuçta kaç karlara gelmişiz çok güzel mekanlardan bir tanesidir. Burada buzullar var. Buzulların ortaya çıkardığı çanaklar içerisine su dolması ile birlikte şunlar sirk göllerin kendisi, buzul göllerin kendisi bu şekilde ortaya çıkıyor. Bunlar bizim için çok önemli su depoları. Bak su deposu çünkü burada ki sular karlar ilk önce buraya düşüyor tabii ki. Ondan sonra buranın erimesiyle birlikte yer altı suları, yüzey suları meydana geliyor. Bunlar da bizim için, Türkiye için çok önemli noktaları beraberinde karşımıza çıkarmış oluyor. Anlaşılıyor mu? Var mı problem? Güzel. Şöyle toparlamaya devam edeyim istersen. Genel tekrar tenli olsun diye söylüyorum. Buzulların kendisi için özellikle Hörüçkaya'nın kendisini unutma buzul aşındırma şekli ile birlikte karşına çıkar. Zaten buzul vadisini söylemiyorum bile. Sander düzü, Sanderos'un olsun buzul biriktirme şekilleri ile birlikte değerlendirebilirsin. Drumplin, Drumplin'in kendisi bizim için yine balina şeklindeki tepecikler olarak ön planda buzulların biriktirme alanları içerisine karşına çıkıyor. Moren, Drumplin, Sandero's'una biriktirme var. Sirklerde ya da Hörüş Kayalarda Buzul vadilerde aşındırma var. Nerede olur? Kutuplar içerisinde. Ya da yüksek dağların üzerindeki alanlar bizim için önemli noktaları karşımıza çıkarıyor. Gelir mi buradan soru? Gelebilir. Örneği var mı? Var. Sirk ve sirk göller yüksek dağ zirveleri yakınlarında buzul aşındırması kontrolüyle gelişmiş alanlar. Bir fotoğraf da var aynı zamanda. Çok güzel manzara bu arada. İnanılmaz mangal yapılabilir burada. Buna göre yukarıdaki Türkiye haritasında numaralı yerlerin hangisinde sirk göllerinin olması beklenir? Cevap. Söyle bana. 4 numara tabii ki. Var mı Hakkari yok. Doğu de bilirsin. Toroslar olsa da olurdu mesela. Anlaştık mı? Ama tam tersi şöyle sorulabilir mesela. Zor bir soru olur ama. Nerede olmaz? Yani tabii bunların dışında olmaz. Ama daha çok mesela e, Yıldız Dağları işaretlenir mesela sorulanın cevabı içerisinde. Menteşe dağları işaretini sorun cevabı içerisinde. Unutma Akkari hattı. Doğu Karadeniz Toroslar üzerinde var. Olmayan yerler içerisinde genellikle Yıldız Dağları, Menteşe ya da Orta Karadeniz Samsun arkasındaki Canik Dağı gibi alanlar işaretlenerek böyle sorularda karşına çıkabilir. Çıkarsa yapar mısın? Güzel. O zaman hemen soru bankasına git lütfen. Soruları çöz. Havada kalmasın dış kuvvetler için önemli bir konuyla. Bir sonraki ders görüşmek üzere.